Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Doğan Holding'i inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan SPK'nın bildirisine geçiyoruz. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Şimdi arkadaşlar Doğan Holding şirketler grubunu inceleyeceğiz demiştik. Hemen beraber internet sitesine bir geçelim. Doğan Holding'in internet sitesinden hakkımızda bölümünden bir inceleyelim. Doğan Holding zaten çok bildiğiniz bir şirket. Yani e, çok fazla kişi hakkında bilgi sahibi. Enerji tarafı olsun her tarafta iştirakı var. Şimdi bir bakalım. Görseldeki kapaklar aslında bize arkadaşlar bazı şeylerle ilgili fikirler veriyor. Ama biz biraz daha detaya inersek. Doğan Holding'in yenilikçi vizyonuyla 60 yılı aşkın süredir enerjiden sanayiye, finansmandan turizme, otomotivden gayrimenkule öncü rol üstlendiğini bir kapakla birlikte bize veriyor. Sektörlerine baktığında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, sanayi ticaret, otomotiv ticareti ve pazarlama, hemen finansman ve yatırımı görüyoruz onun yanında, internet ve eğlence, gayrimenkul yatırımları, ve yine elektrik üretimi olarak başlıklar bizi karşılıyor. Şimdi birazcık daha detaylandıracak olursak. Elektrik üretimi tarafında arkadaşlar su, rüzgar ve güneş gibi yenilebilir kaynaklardan sürdürülebilir enerji sağlayarak temiz enerjiyi herkes için ulaşılabilir kırmaya çalışıyoruz demişler. RES olarak 235 MW gücünün olduğunu, HES tarafında 633 MW kurulu gücünün olduğunu ve güneş enerjisi tarafında, GES tarafında da 34 MW kurulu gücünün olduğunu bizlere belirtmiş. Yıllık olarak da 1.9 TWh saat üretim gerçekleştiğini burada bizlere başlık adında vermişler arkadaşlar. İştiraklarında tabii ki Galata Wind'i görüyoruz. Burada güçlü iştiraklarında. Daha önce biliyorsunuz borsada bir bayağı konuşulmuştu. Şahres, Taşpınarres, Mersinres, Çorumges, Erzurumges bunları görüyoruz. Sunflow Solar markasıyla arkadaşlar Güneş enerji tarafına. boya batı görüyoruz. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu olan barajı arkadaşlar 1 milyar kilo, 1 milyar kilowatt saat elektrik kapasitesine sahip. Aslancık barajını görüyoruz. 120 MW kurulu güçünde Aslancık barajı da karşımıza çıkıyor. Yani enerji tarafındaki iştiraklarının güçlüğünü gördük. Akaryakıt kendisine baktığımızda burada neden sayfa bulunamadı diyor. Onu birazdan kap tarafında sizlere anlatacağım. Çünkü ay temizi ellerinden çıkardılar. Sanayi ve Ticaret tarafına geçtiğimizde dostlar, Sanayi ve Ticaret tarafındaki faaliyetlerinde Karalle 15 milyon adet elektronik kart üretim kapasitesi, Ditaş 7,7 milyon 800 bin ürün üretim kapasitesi yıllık, Sesa Ambalajda ise 14.500 ton üretim kapasitesi yıllık olarak karşımıza çıkıyor. Karalle ilgili de ileriki zamanlarda çok iyi bir video çekeceğiz Karalle çok 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 beğeniyorum çünkü ben. Vitaş'ta arkadaşlar 50 ile yakınlık tecrübesiyle burada karşımıza çıkıyor. Rot başı, rotil, rot kolu, salıncak kolu vesaire gibi argumanlar argümanlar üretiyor bizlere. Bununla ilgili de bilgileri vermiş Sesa Ambalaj'da ise arkadaşlar üretimin %40'tan fazlasını ihraç ediyor Sesa Ambalaj. Yıllık 14,5 ton üretim kapasitesiyle büyümeye devam ediyor arkadaşlar Sesa Ambalaj. Sesa Ambalaj'da bakın piyalayı görüyoruz hani şok markası olarak en bilindik olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Hemen bir tık daha geri geldim. Sektörlerde arkadaşlar otomotiv ticareti ve pazarlamaya baktığımızda neler söyleyebiliriz? Doğan Trend Otomotiv 2020 yılında Doğan grubunun otomotiv ve mobilite alanında şirket ve markaları tek çatı altında toplamak üzere kuruldu. Bünyesinde de birlikte perakende kiralama ve mobilite markalarına pazarladığı e-ticaret platformları bulunuyor diye bilgi vermişler arkadaşlar. Doğan Trade Suzuki 90 yılı aşkın süredir İngiliz otomobilleri üreten MG, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia ve Piaggio markalarından oluşan Piaggio grubu dünyanın en büyük scooter üreticilerinden motosiklet devi Kaymajo, Avrupa'nın elektrikli motosiklet lideri İspanyol Silence Yenilikçi teknolojiyle fark yaratan, tasarımları birleştiren Valbox şarj sistemleri ve kişisel takip grubu Gita'nın temsilciliğini yapıyor arkadaşlar. Doğan grubu. Hemen diğer başlığımıza geçiyoruz. Finansman ve yatırım tarafına geçtik dostlar. Finansman ve yatırım tarafında müşteri ihtiyaçları ve memnuniyeti odaklı, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı ile finansman ve yatırım alanlarında özel çözümler sunan, dijital sigortacılık hizmetleriyle yepyeni bir sigortacılık deneyimi müşterileriyle buluşturan güçlü yapıları, güvenilir kurumsal kimlikleriyle performansını istikrarlı bir şekilde arttıran şirketiyle faaliyetlerini sürdürüyormuş arkadaşlar Doğan grubu. Doğan Yatırım Bankası'nı görüyoruz yine burada. Çok fazla detaylandırmayacağım. Hep iyi sigortayı görüyoruz arkadaşlar. Doruk Factoring'i görüyoruz bu başlıklar altında. Öncü girişim sermayesi, yatırım ortaklığını görüyoruz bu başlıklar altında. Bunları çok detaylandırırsak bu videoyu bitiremeyiz dostlar. O yüzden hızlı geçiyorum. İnternet ve eğlence tarafına geçtiğimizde Dostlar emlak sektörünün nabzını tutan hepsi emlak.com. Özgün içerikli Kanal D Romanya. Türkiye'nin ilk ulusal slow müzik radyosu Slow Türk. Müzik sektörünün liderlerinden DMC Premium video içerik platformu Net. Edebiyat dünyasının güçlü markalarından Doğan Yayınları ve 56 dergisiyle yayıncılık sektörüne katkı veren Doğan burada internet ve eğlence yatırımlarımızı oluşturuyor diye de başlık atmış. Tek tek bu başlıkların hepsini görsel olarak da bize vermiş. O yüzden hemen yine hızlı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Gayrimenkul yatırımlarını görüyoruz. Gayrimenkul tarafını inceleyelim bir de. 2004 yılında motorlu taşıtların pazarlanmasını gerçekleştirmek için kurulan D Gayrimenkul 2018'de gayrimenkul sektörüne adım atarak faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul kiralama, alım ve satım olarak genişletmiş. 76328 metrekare Trump Office, Trump AVM toplam kiralanabilir alan. 36 tane Trump Office kat sayısı. Denizde 425, karada 50 Milta Bodrum Marina yat bağlama kapasitesi arkadaşlar gayrimenkul tarafındaki gücünü de bu rakamlarla görüyoruz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde çok fazla lafı uzatmadan fin tablet tarafına ve ondan sonra teknik tarafına geçmek istiyorum. Kap tarafına da bir bakacağız. Arkadaşlar Doğan grubunun Dohol koduyla holding tarafında görüyoruz. 382 PK 114 PDD ile karşımızda Dohol'a baktığımızda şimdi sermaye artırım ve temettü tarafında 2.6 milyarlık bir sermayesini görüyoruz. Genelde bedelli bedelsiz olarak bölünmeler yaşıyor. Temettü tarafının düzenli bir şekilde verildiğini görüyoruz. Cüzi bir miktarda olsa da temettü verimi bir düşüyor bir çıkıyor ama sürekli temettü vermeye çalışıyor. Özet raporuna baktığımızda öz kaynaklarının 20 milyar lira olduğunu görüyoruz. Net pozisyonda bir artış var ama ben bunu bu şirketlerde önemsemiyorum. Finansal borçlarında da ufak bir artış var. Fakat duran varlıkların artışı, öz kaynakların artışı, net dönem karı, FABÖ esas faaliyet karının artışı hissemizi bize cazip kılıyor. Şimdi dedik ki kap tarafına da hızlı bir şekilde bakalım. Dostlar kap tarafını hızlı geçeceğim. Önemli haberlere bakacağız. Alım satım sistemi duyurusu var. Kar payı dağıtıma ilişkin temettü tarafını konuşmuştuk zaten az da olsa vermeye çalışıyor sürekli diye devre kesiciyle geçtik. Şurada arkadaşlar özel durum açıklaması. Bakın bağlı ortaklık sermaye arttırma hakkında bir kapı var. Burada %75 oranında iştirak ettikleri şirketlerinden biri olan öncü girişim sermayesi yatırım ortaklığının 2.8 milyar liralık arkadaşlar sermayesini natten karşılanmak suretiyle 5.3 milyar liraya yükseltmeye karar verilmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Finansal duran varlık satış var. Burada arkadaşlar akaryakıt tarafını demiştik ya. Ay temiz akaryakıt Ayşe'nin ellerindeki sanırım yüzde %50 idi. %50 olanındaki toplam 400 milyon adet payının tamamının satıldığını burada belirtmişler arkadaşlar. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Hemen hızlı bir şekilde yeniden aşağıya doğru iniyorum. Başka haber görebilecekmiş. Birleşme işlemlerinden bahsedilmiş arkadaşlar burada. Birazcık daha aşağı iniyorum. Doğan grubu çok güçlü bir şirket. Belli bir süre yatırımcılarını bezdirdi. Biliyorum çok fazla sorular sordu. Tekniği nasıl yürümüyor gitmiyor falan derken. Ama aslında kendi içinde onun da yükseldiğini birazdan teknik tarafında inceleyeceğiz. Enerji tarafında çok güçlü iştirakları var. Otomotiv tarafında sigorta tarafında da çok güçlü. Yani genel anlamda iştirakleri çok 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 güçlü arkadaşlar Doğan grubunun. Yakın zamandaki kap bildirimlerindeki iki önemli kap bildirimini konuştuk. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen teknik tarafına da geçmek istiyorum. Şunu aşağı indirelim çünkü teknik tarafında güzel bir oluşum var. Genelde de oluşumları iyi. Yani bir formasyon varsa genelde onun getirisi kesinlikle sağlanıyor. Daha önce de bir bayrak formasyonunda, filamadan güzel bir kazanç elde etmiştik dohol hissesinde. Şimdi geldik arkadaşlar teknik tarafına. Ne yapıyorduk? Öncelikle uzun vade grafiğimizi inceliyoruz. Geldik. Aylık grafiğimize. Arkadaşlar aylık grafikte bize ne lazım? Bir kanal oluşumu lazım. Şuradan zaten yükselenini yapmış. Onu artık çizmiyorum. Şurada kanal içinde hareketine devam etmiş. Bakın. Kanal çizecek olursak şuradan şöyle kanal çizmeye de en azından eliniz alışsın diye. Buradaki kanalla işimiz bitmiş. Buradaki kanalı yukarı kırdıktan sonra şu kanalı bakın Şöyle bir yükselen kanal, dip tepe yapa yapa dip tepe yapa yapa bu kanalın oluşumu tamamlamış. Sonra yatay bir kanal biraz da yükselerek ama yeterli şeyi aslında yatırımcılarına sağlayamamış. Yatırımcılar muhtemelen bu kanal hareketinde çünkü baktığınız zaman 2000 yılından 2022 yılına kadar yükselen bir kanal olsa da 1 lira 63 kuruştan 5 liralara kadar bir yükseliş var. Bizim yatırımcılarımız biraz daha çok yeteri kazanmak istediği için bu kanal oluşumu ya da bu fiyat oluşumu aslında bizim yatırımcılarımız için yeterli değil. O kadar uzun vadede bence benim için de yeterli değil. Şimdi biraz daha grafikte yaklaşıyoruz. Artık haftalık grafikteyiz. Haftalık grafikte de yine aynı şekilde baktığınız gibi bakın şuradaki bizim üst kanalımız bunun rengini değiştiriyorum. Bunun rengini kırmızı yapıyorum. Hala devam ediyor ve yakın zaman diliminde biraz daha net bir şekilde yaklaştığımızda artık fiyatımızın oluşumuna yeni bir dip seviyemizi buluyoruz. Haftalıktaki dip başlama trendimizi buluyoruz. Ne zaman? 2022 Şubat ayında başlayan bir kanal trendimiz var arkadaşlar. Şu mavi trend. Bunun da hemen çizgisini siyaha çevirdim. Siyah artık bizim yükselen kanal trendimiz ve bu artık bizim dip seviyemiz. Olası bir ihtimalle oldu patladı çatladı benim stop seviyem burası. Neden? Şimdi günlük zaman dilimine de geldim artık. Daha önce gördüğünüz gibi şurada bir oluşum vardı. filan yukarıya kadar verdi. Ondan sonra net bir şekilde geri çekilmesini yaptı geri çekilmesini yaptıktan sonra arkadaşlar oluşan bir üçgen var. Bu üçgenle birlikte aslında hissemiz kesinlikle ve kesinlikle şurada kanal içinde daralıyor diyebilirim. Ee, bu flamanın dibiyle birlikte şurada yatayda oluşan bir turuncumuz var. Bakın size bunları çiziyorum ve kalınlaştırıyorum. Kalınlaştırdım biraz da. Ve bunun içindeki oluşum bakın dip tepe dip tepe yapı yapı alçalan bir kanal devam ediyor. Alçalan kanalın devam etmesiyle birlikte artık yatayda bir destek seviyemiz oluşuyor. Bu seviye 7.72 bandı. 7.72 bandının aşağı yönlü desteği burası. Yatayda desteğimiz. Yükselen tren çizgimizin de desteği burası. 7.35 seviyesine denk geliyor hemen hemen. 7.35 ve 7.72 bizim güçlü destek seviyelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki seviye çok önemli. 7.35 benim olası artık öldüm bittim stop noktam olarak kullanabileceğim seviye. Peki yukarı yönlü ne konuşabiliriz? Arkadaşlar yukarı yönlü 9.55'in üstünde artık net bir şekilde hissemizi tutamayacağımızı söyleyebilirim. Çünkü 9.55 kırılımının üstünde hissemizin yükseliş potansiyeli gayet iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben. Neden? Şimdi hep kanal kanal konuşuyoruz. Bakın her yerden bir üst kanal direnci bulmamız makul. Çünkü yakın zamanda grafik yaklaşınca kanal dibi ve tepeleri değişiyor. 9.55'ten kalkan hissenin arkadaşlar ben Doğan grubunda net bir şekilde 20 TL'lere kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Yani bu da ne demek? Buradan anlık olarak yukarı yönlü fiyat hareketinde dostlar %128'lik bir getiri potansiyeli demek. Hissemizde de güçlü duruş mevcut. Şimdi hareketli ortalamalarına bir bakalım. Hareketli ortalamalarında 200 günlük ortalamaya günlükte zaten temasımızı yapıp şu yataydaki desteğimizi kullanmışız ve güzel bir tepki almışız. Bugünkü endeks geri çekilmesi yaşanmasa tüm hareketleri ortalamalarında üzerine atmış olacaktık. Hatta gördüğünüz gibi bakın şurada net bir şekilde fitil olarak kalmış bu hareket. Eğer bu gerçekleşseydi ve hareketli ortalamanın üzerine atabilseydik bir an önce şuradaki düşen kırılımını yapıp lacivert çizgiyi yukarı yönlü kırıp ardından bir onay ve güçlü bir ivme ile yükseliş bekliyor olacaktım ben. Zaten Doğan grubunda da ciddi bir mal toparlanma sürecini az çok takip ediyorum. Güzel bir mal toparlanıyor. Sadece bugün temkinli birkaç yani yatırımcıların birkaçı kırmızıyı görünce elindeki malı satmış diyebilirim. Kaba bir tabirle. Ama bakın Doğan grubunun güç duruşu devam ediyor arkadaşlar. Hem yatayımız var. Yataydaki desteğimiz artık 200 günlük ortalama desteğimiz. Ve yükselen trend desteğimize de artık yakınız. Yani bu seviyeler doğan grubu için iyi seviyeler. %19'luk dip uzaklığımız var. Olası top uz uzaklığımız. Onun haricinde de yukarı yönlü yükselen trendin oluşması için düşeni kırmamız için %7'lik bir yükseliş gerekli bize. Benim için şu fiyat hareketi yine aslında ortada kalan bir fiyat hareketi. Yani dip ile tepe arasında. Ben malı nereden alırım? Ben ya dipten alırım ya düşen kırılımın üzerinden alırım. %7 yukarıdan alırım. Ondan sonra %28'i kovalayacağıma %120'yi kovalarım arkadaşlar. Benim stratejim bu şekilde. Ama hissemizin güçlü duruşunu önemliyle tekrar tekrar söylüyorum. Yatayda güçlü bir desteğimiz, yükselen trendde güçlü bir desteğimiz bizi burada karşılıyor. O olası bir seviyede tekrar diyorum 7.35. Olası bir senaryoda oldu. Hani seçimden sonra bir ton argüman var. İç karışıklık vesaire falan filan. Borsa geri geldi. Tabii ki hiçbirisi olmaz. Olmayacağını da umut ediyorum ben. Seçimlerinde bir an önce biteceğiniz, sağlıklı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Oldu ki kötü bir durum oldu. 7.35 arkadaşlar. Benim son dayanak nokta. Ondan sonra buradan kalkan hisse tabii hisse şimdi buradan kalkarsa bu fiyat seviyesi 7.35'ten alanlar için %183'lük bir getiri yapar. O keza çok farklı, çok iyi bir rakam şimdilik bu şekilde takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Teknik tarafında da söyleyeceklerim bu kadar. Çok güçlü bir iştiraki konuştuk. Çok güçlü bir holdingi konuştuk. Umarım bereketli günler bizleri bekler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.